Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi benim Ari Alpert'in şu anda ne yapıyor, ne oluyor? Küçük bir update vereyim. Ben tabii Amerika'da bir vatandaş olduğum için yaklaşık 10 yaşımdan beri oturma izni alıyorum. Ve son 3 senedir ihmal ettim. Alamadım. O yüzden ihlal etmiş durumdayım. O yüzden ülkeden dışarı çıkmam gerekiyor. Ben de bugün Ege'yle birlikte, Ege Madra benim kanki Toş'la, bizim aslında bir çocukluk bir hayalimizdi Asya'ya gitmek. Biz Tayland'a gideceğiz. İlk önce Bangkok, sonra da adalara akacağız. Ama tabii şimdi havaalanında göçmen bürosunda bana ne kadar cezayı verecekler, sanki bir 5 sene deport, bir de ne kadar para cezası yiyeceğim bilinmiyor. Onların hepsini yaklaşık bir 5-6 saat sonra öğreneceğiz. Tabii Cihangir'deki atölye evimi iki tane Rus çifte kiraladım. Ocak 1'e kadar. Onlar kedi işlerime bakacaklar. Hatta ben bir haftadır otellerde kalıyorum. Ve spesifik kuma ve şişti şimdiden çok özlüyorum. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bunu halletmem gerekiyordu ki Türkiye'ye tekrar giriş yapayım ve artık legal bir şekilde hayatımı devam ettireyim. Ama bismillahirrahmanirrahim, ne olacak bilmiyorum. Ama bugün sizlere bu macerayı anlatacağım ve oradayken de şu vlog işini yapmaya çalışacağım. Aslında kamera karşısında çok rahat hissetmiyorum. Ama bir şeyler deneyeceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Bir saat sonra bakalım, havalandan görüşmek üzere. Concise wisdom and vision when I represent the time. Feeling blessed in this profession when the stress is left behind. Yeah, testing my progression, how the intellect's designed. Sound escape within the tape deck, inspiration, press rewind. Centered energy on reminiscent vibe. Felt the wisdom in the rhythm, knew the television lies. Felt deception pressure when the people equal hatred. So I get in the grooves like Chinese man and needle placement. Basic vocabulary turn to complex. Birazdan içeri gireceğiz. Ve bakalım kaç sene deport yiyeceğime, ne kadar ceza yiyeceğime göreceğiz. Avukatımla da buluşacağım birazdan. Korkuyor valla. Korkuyor musun? Korkuyorum. Aşağı kısım taşıtı. Evet. Havanın içine girdik. Hayvanlar büyüklüğünde, eşek gibi. Buyurun bakalım. Göreceğiz bakalım ne oluyor. Çok heyecanlı. Şu anda sınırı geçmek üzereyim. Yedik 5 seneyi. Yani 20-27 de ancak tekrar dönüş yapabiliyormuşum. Yani avukatla birlikte 10 bin lira da cezamı da ödedim. Şimdi de pasaport kontrolden geçmek üzereyiz. Bakalım ne diyecekler. Nasıl olacak ama. Evet, şu anda 2027'ye kadar Türkiye'ye dönemiyorum arkadaşlar. Şimdi Tayland'dan başka bir sürü oturma izni almam lazım ve özel aile birleşimi vizesi almam gerekiyor. Bunları sonra anlatacağım. Şimdi ciddi bir pasaport kontrolünden geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim, bakalım. Evet, şu anda Ege'li birer biri aldık. Ben biraz da emotional oldum. Tabii bu 20-27'ye kadar giremezsin deyince biraz şey oldum, emotional oldum ama İşte umarım avukatlarım halledecek bu işleri. Göreceğiz ama biraz tabii stresliyim yani açıkçası. Küçük bir ağlama krizine bile girdim. Ama zaten 5 sene yiyeceğimi biliyordum. Ama işte şimdiki şey, Bangkok'tan oturma iznimi alıp özel vizeyle Türkiye'ye geri dönmek. Siz
size haber vereceğim. İşte şimdilik böyle. Evet, yerimize oturduk. Yolculuğumuz Yeni Delhi'ye. Delhi. Uçaktan ineceğiz. Ben hemen sigara içmem gerekiyor. Ege'nin de şey zımpırtısı olmadığı için sıkıcı göreceğiz. Ama hemen bir sigara otusu aramaya çalışacağım. Bir de tabii connecting flight'ımız var. Göreceğiz. Birden yalnız ilk sordukları soru yanında elektronik sigaran var mı dediler. Ve var dedim ve benim elektronik sigaramı aldılar. Bir de çakmağımı da aldılar. Ege akıl etti ve onu evde bıraktı. Ama tabi şimdi Bangkok'ta nasıl tütsünleyecek bilmiyoruz tabi onu. Şu anda 7'sinde Delhi'de bira içip chicken biryani ve patates gözlememesi gibi bir şey içiyoruz ve gayet güzel. Öyle sabah 7'de bizde böyle acı. Saatimiz kaldı. Bayağı uzun bir yolculuk oldu. Dünyanın en dandik hava yoluyla geldiğimiz için de bizim süper hava ikramiyeti mükemmel ötesi hava yoluyla dünyanın en ucuna dünyanın en ucuz hava yoluyla gittik. Ama neyse lokasyonumuza ulaştık. Şimdi yine bir pasaport kontrol yapacağız. İnşallah orada sağ salim çıkarız. Sonra işte sim kartı alacağız. Baht satın alacağız. Exchange yapacağız. Ondan sonra oradan da Airbnb'ye gideceğiz. Orada da son vedalaşma olacak. Ondan sonra artık bir sonraki epizoda haydi ya. Evet, Tayland'a geldik. Böyle şeyler falan da var artık. Robotik şeyler. Ne kadar şirin değil mi? Evet, Ege ile yerleştik şeye, pansiyona ve buzlu biramızı içiyoruz. Şöyle falan. Geldik işte, şöyle salaş bir lokantaya geldik. Ondan sonra artık gerisi yarın anlatacağım artık. Bugünlük bu kadar, hadi eyvallah.